Yatırım tavsiyesi değildir, baştan söylüyorum. Bu dava sürecini takip edebiliyor musun? Seçil Erzan olayı. Biz tabii kurum olarak bakıyoruz. Ben şahsi olarak hiçbir beyanat vermedim, vermeyeceğim ama. Şimdi biz tabii 15 bin kişinin çalıştığı bir yer. Bazen yanlış şeyler, davranışta bulunanlar her bankada olur. Bizim talihsizliğimiz bu karşıdaki tarafın biraz böyle kamuoyuna mal olmuş insanlar olması. Bir talihsizlik tabii. Ama ne yapalım? Hayat öyle bir şey ama hukuk herkes için hukuk. Günün sonunda yani kimsenin bir telkin falan da olmadığı, onu hep söylüyorlar. Biz normal hukuk nasıl neticelenirse biz ona göre gereğini yapacağız. Bugüne kadar da yaptık ama olaylar da çok ortada. Ben fazla yoruma girmeyeceğim. Evde nasıl bir insansınız? Ya bir dizi izliyor musunuz? Var mı favori bir diziniz? Karımla Bahar diye bir diziyi seyrettik. Bayağı da hoşumuza gitti. Ama reklamlar beni baydığı için işte YouTube'dan izledim açıkçası. Hakan Bey, ne zaman yaşlanacaksınız? Valla Şükrü ne zaman derse. Çok ciddi gelişmeler oluyor bankacılık sektöründe. Evet. Faiz oranlarındaki ilginç dalgalanmalar falan. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Uzman bir bankacı olarak, bir duayen olarak. Ya evet, ben sektörde 44 yıldır vazife yapıyorum. Son 27 yıldır Denizbank'ın genel müdürüyüm, kurucu genel müdürüyüm. Şimdi Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Zaman zaman böyle iniş çıkışlar oluyor. Şimdi de tabii bizim anortodoks diye tarif edilen, ortodoks olmayan yoldan gittik, olmadı. Şimdi ortodoks yola döndük ve şu anda her şey yerli yerine yavaş yavaş oturuyor. Ne oluyor? Türkiye'nin risk primi CDS dediğimiz 720'lere kadar çıkmıştı. Şimdi 270'lere indi. Derecelendirme kuruluşları bizi iyi derecelendirdi. Fakat bunu yaparken tabii enflasyon canavarıyla mücadele etmeniz lazım. Nasıl yapacaksınız bunu? İşte faizler yükseldi. Ama faizler yükselince tabii enflasyon da sabit gelirli vatandaş ki iki asgari ücretin altında Türkiye'nin %65-70'i geçimini temin ediyor. En korkunç, en ezici, en büyük düşman enflasyon. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar yüksek faiz ortamında enflasyon yüksekken hani ücretler buna nasıl dayansın? Evet, en sıkıntılı dönem bu. Ama tersini düşünelim, eğer enflasyonla mücadeleyi bırakırsanız her alanda yapmanız lazım. Onun için de hani bir yer ayırt edemiyorum. Bu sefer aynen bu devlet tasarrufunu yapacak. Tabii ki insanlar, vatandaş da tasarrufunu yapacak. Ya inanın mesela ithal mallara giden yani kredi kartları hacmi falan ya 10 katına çıktı ve limit yani 100 bin 200 bin üzerindeki limitler çok fazla harcıyordu. Onlar harcamayı verecek yani biraz daha düşük yani kitleler zaten geçimini temin edip ayın sonunu getirmeye çalışanların limitleri 20 bin 30 bin en fazla.